Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in mutfağına hoş geldiniz herkese. Hayırlı akşamlar. Bugün misafirimiz var. Elmas Serkan Finans. İyi akşamlar sevgili takipçilerimiz. Yavrularımız biri gidiyor, biri geliyor seyircilerim. Gelen giden var mı diye anneme telefon açtım. Babam da kimse yok dedi. Serkan da daha yine Aksaray'dan geldi. Ben görmedim. Attın Elmas'ın. Bahane var baba tabağında. Onda babam telefon açtı arkadaşlar. Biz balık siparişi verdiydik. Balığımız gelmiş Elmas'tı. Ben de Serkan Aksaray'da baba gelmiş gelirip bekledim. O da hadi gidelim deyin canına minnet oldu. Götür, tasası gider hem de. Çay çok, meyve yiyor, çekirdek işte yok, işte sohbet ediyor. Bugün tıraş oldum. Ömer bildi, Leyla Sultan bilemedi arkadaşlar. Ne saçını bildim de. Ömer'e süt içiriyordum, daldık işte yani. Ömer şuradan gel, buraya atmış. Saçının kim kesti diyor. Saçının kim kesti? Ne bileyim, saçını kestiğini. Çok uyanık maşallah. Vallahi. Allah'ım esirgesin cümlenin yavrusuna uzman olduğum Allah. Çok uyanık. Gel diyor ile yukarı odamıza, acel odamıza gidelim diyor. Acel evimize gidelim diyor. Bizim evde sıcak arkadaşlar. İyiydi de annem üşüyorum diye bir şey yaptım. Örttüm. Kıyamadım Elmas'ım, üşüdünüz diye. Ben üşüdüm dedim, sonra zoba yakınca şey istedim dedim yani. Bizim burada taş bina olduğundan çok çabuk kızıyor. Bak sen de montumu neyim attım. Geldiğimde üşüyordum. Sabahından geliyor, öteki yattım dedim, burası sıcacık oluyor. Burada taş duvar. Selamünaleyküm dostlar. Bir metre duvar var. Benim bir evim olsun, ben de şuraya çorap kurarım, orada otururum. Araba mı? Kutluğun kapısını kapatırız. Yatacağım, oturacağım, odanın kapısını açacağım, orada oturacağım. Şahiye bak dedi de, ya sen Allah nasip edersin, bu harisini ördüktüreceğim, orada oturacağım. Ama kuracak da nerede oturacak? Burada. İyi, orada da yansa olur. Yok ya. Ve tarafı kızdırıyor bana. Ama ne diyor kız zaten? Galiba yok. Bizim diyorum, aralığın kapısı kapanmaz. Daha hiç kapanır bu benim. Dışında açarız biz. Açarız lan biz. Açmazsın. Vallahi. Bir kapıyı açmaz. İğne olsa, bir mapenli olsa. Demir kapı çabuk soğudur. Ben geniş konuşurum. Soğumaz baba, şey Sunan Eylem Gülük'te öyle ya. Soğumaz. Sertlakla mı kaynatası gel. Onlar da koridora kurduk. Demir kapı sıcacık. Aynen. Çok güzel. Sertlakla çalışır. Şimdi. Niye? Yatak odasına bir soba yakacak. İyi niye ben de ne? Biz de nasıl bilirsek? Yatak odasına da sobamızda da yakmak. Koridoru yaksan. Koridoru yaksan hep oraya ısınır bura. Bura baş duvar. Evet. Anaları ki öyle ya bizim. Karkana ki. Tek sobayla ne tarafı kızdırın. Anladım. Ya şu balkona konuşlar, bir de soğunca aralar kuruyorlarmış bir de. Her yerin kapısını açıyorlarmış, sıcacık oluyormuş. Bizimkilerde olmaz, bizimki pirket. Daş duvar yapmadık da, evleri var aslında bilmiyorum. Biz daş yapacağız bu çamurla. Kefe daş olacak. Böyle de oturunca aklıma canlı yayınımız geldi. Hiç canlı yayın yapmayıp gayet. Hiç de havasımızı aldık. Katın mı baba çay? Ben şimdi içtik, biz önceden içtik ya. Daha ben, bundan çay duruyormuş, ben döktüm. Biz yine içtiydik. Ben koyayım mı anne? İçtemedim, için. Dün de buradaydık, dün evde Haccamacı'ya gittik, öyle yoklamaya. Onda buradacık oturduk, öyle çay ne içmediydik. Daha sıradaydım, daha 1-2 saat önce oldu. Gelene. Arabayı getirdim ben de. Yeterdin mi? Niye eski şey getiriyorlar? Sattım. Havucu mu? Yine aldım. Yine onu dedi. Maşallah. Orada poşetli var ya. Görmedim. Motor yaptırdım arkadaşlar. Bir araba aldıydım. Motoru yağ yapıyordum. Komple elektriği yaptırdım. Benim işim araba aldık satımı. Buna iki hafta oldu. Bunu oraya koy bir anne işim olmuş. Onda pazarlığı olduğu gibi arkadaşının. Hangisini? Aldım abi. Baba onu görmedik ki. Ha bize bir gelmiş misiniz? Araba buldu diyordunuz ya bana. Kırmızı araba almışlarmış ya. Bir tane araba rengi. Sen görmedin yani. Onu tamir etsin. Onu aldım. Yağ yakıyordum motoru. Aldığımda da sorumluydu zaten. Öyle aldım. A'dan Z'ye motorunu hep yaktırdım. İyi güle güle satışlarımız. Aa cümlemizin. Orada arkadaş bana bir deyip duruyordu. Bu... Kazancı mı diller nedir? Ha ne sen oturma gruplarım benim fonlara uyuyor aslında. Sen yaz ben sana fonları vereyim ya da sen bana oturma gruplarımı veriyorsun. Niye götür işte. Bu ne dedi? Şu... Ama sen zararlı çıkar. Fon ucuz. Hani fon kız? Ha onu mu vereceğim? Ben de bir fonu vermeyeceğim. Çek gel. Ne dedi anne? Nereden mi vereceğim? Fon ne? Fon o işte o. Kenarına yaptılar. Ha süsü. He. Elmas benim hocam onlar.
Aynı efem gibi konuştun. Evet, yani onun gibi olup gelirim. Valla kon senin evi üretince aynı onun gibi oldu. Valla dün aslında değil, hani efem gibi olup geliyor anne. Uyunca kaldığım şey eşkiymiş ya. Geçen ben de aldım koydu, satıyorlardı. O iyiymiş ama senin aldın. Ben sevdim de aldım, hafif mayavuş gibi de güzel. Ben böyle çay içmedim arkadaşlar, evdeydim. Hiç kızım, hiç kulübüm. Böyle var, hiçbir şeyim tadı yok gibiydi. Hafif eşkili olur. İki ay bacıma bir kilosu bana kaldırdıydım. Onu da kıyamadım, ıcırlı börek yaptım, ıcırlı kavurdum, pilav yaptım. Hamdaklı değil mi şimdi? Dursun vardı şey sizin hava şeyi. Havanın annesi. Gongul vardı. Değil mi? Onun notu da yayan gelmişler. İlk kez gördüm dedi. Oradan yayan gelmişler yazdı. Ben de söyle kankam çığırdı da gidemedim. Selma ablayla Zübeyde bacı varmış, gel de kahve içelim diye mesaj atmış. Ya motoruna gittiler, ne mi ya? Vallahi ya arabayla Murat abinin arabası var herhalde. O zaman o koltuk duydu. Motoruna yağmurlu diye geldi. Babası var ya, muhtarında var ya arabası. Muzaffer emmemde var ya. Yelmaz'da ilk ayda iş, aşk ödeyişi varmışmış, ona gittik. Oradan da geliyorduk şeyin oradan. Halime lan dükkanıma da aşağıya nereyiz. Ana geldi yolun orada yelemedi, araba geliyormuş. Dur bekle diyor adama. Nasıl şöyle hızlattık, yanına gittik. Hatta bizim Bursa'ydı. Bir yok ya dur ama durunca da kafam yok olmuşsun ha durmuyor. Bir bayağı ama riskli. Benim buradan giden ana yolu durmadan. Hemen bini veriyorsunuz gidiyorsunuz oralara. Bunun işi değil dedi daha. Ana bakmadan sürümür diyor ona. Pazar günü göbek var. Oradan geliyor. Bizim köye dönen gibi göbek. Bakar. Kalırsan bakar. Öyle şey kadar kaldı, kameradan ışık ötüye kaldı. Valla arkadaşlar ben bile hani şey için demiyorum hani ben bile 200 senedir sürüyorum. Daha ben hiç korkma. Arabadan inmedim. Mesela ablam kaç senedir hiç bilmiyor. Şimdi benim bile hatalarım var, ben kendi hatalarımı biliyorum evet, bazen. Evet, bekleyince bakıp yürüyüm işte orada, göbekte. Orada tatlı satıyorlar ya orada. Biliyorum, biliyorum. Tam o dört yolun orayı, göbeğe gidiyor. Kızım senin bu hata dedi. Bu da bizim değil, o bekleyecektir. Yok dedi. Biz yol olmuyor ki asfalt oğlum. Asfalt siz bekleyeceksiniz diyor. İki ayda sen bilmiyor musun? Haklı olmaya çalıştı ya da. Yine de bir şey olmamış. Allah esirgemiş. Ne Allah'ım esirgedi. Adam nasıl ısırıyormuş. İki ay direksiyonu alıp gelir valla. Ben çay içiyorum baba. Anne ya iki ay direksiyonu alıp gelir. Gidip adını gidelim baba çayıma. Durdu yer içinde. Durdu. Yer adama yerleyeceğiz gelirken. Durdur. Durdur adamına geçen adam mı durdu yer adama? İlkay, Serkan diye şimdi seviyorlar. Serkan diyor ya. Bizim burada olsaydı ben gülerdim bana ne alır bagajı. Serkan ne olur bak diye. Yeni yeni öğreniyorum ben de. İlkay hocam hız ediyor. Serkan ne eğleniyor ne adına? Bana uğur, ben de uğraşma diyorum sana diyor. Serkan diyor. Serkan ben de uğraşma. O geçkiymiş. Baba çıtlığa gittin mi? Yani gidelim. Kessan mı? Allah. Ya misafirliğe gideceğim. Ama ben kendi misafirliğe hiç bitmiyorum. Sıralar. 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 Yapacaksın seni. Yine sorma. Ya yine sorma. O zaman yarın misafirliğe gitmiyor da çıtlığa gidelim. Serkan'ın sevdiği çıtlık valla. İster gitsin. Sıralar var değil mi? Oradan biz bana konu var. Bir daha gidersek aramayalım. Orayı bir kere. Elmas bilirim. Gidince bilirim canım. Koyma. Elmas doğru var. Hababam beyden belli olmasın. Arabadan ineceğiz. Arabadan inmeyeceğim. Arabadan ineceğim. Elmas çay koy. Tarlıya. Elmas'ın arabaya binin gidin. Onu alayım. Ben arabamızdan gittim ötüyor. Araba yolun kıyına. Motorun motorun soğuk olur. Soğuk olur motorlar. Ama ben toplamamak size koşarım. Ben toplayayım valla. Elmas'ım gelsin. Ben engelmeyeceğim fıçımda. Zaten inek sahen engeliyorum. Tamam biz toplarız kanayla. Elmas zamanla gitti. Başta gelin baba. İlken gelin o zaman. Sen ne öyle misafirliğe gideceksin? Saat 2'de misafirlik başlıyor da bizim orada. Selman'a götürelim. Anne hoş geldin. Selman'a da götürelim. Kus versinler, et gitsinler. Niye kusuyorum canım? Kus versinler. Hep beraber gidelim. Bir de herkes hakkında Elman yemez de Elmas yer. Annemi nasıl şey diyorlar bu yönden takipçilerimiz? Hiç çocukların ayrı olmayacak. Ne sahip etmemiş yavrularım vallaha. Babam da öyle annemde. Yarmazsa yer ne? Ben de çocuklara bir yumurta pişireceğim. Bak geri de olur.
Ben sabahına 8'de gelirim baba. Hatta 7.30-8'de. Hele düşün baba. O zaman 5'te neye gidiyor? O gün bana yok. Hadi, hadi ben de hemen çeker verip deyip iki sabah özeli geldi. Gittiğim gibi gelmesem hiç şaşmaz. Hadi ben aracım. He. Baba da gir kalkma oğlum ben çay verdim. Dur kalkalım. Kapıyı yanması dedi. Üç ahlı geldi bellerim elinin içine öklerim tuttu. Baktım Nurhan tepeme bir çektim diyor elmas görmüş. Arkadaşlar ben 5-6 yaşında vardım yani iyi hatırlarım ama. Nasıl hatırlıyorum ya? Hatırlıyorum ama. 5 yaşında. Sen 89'da doğdun. He. 93'te buraya geldik. Sen buraya gelmedin. Tamam gelmedik. Orada bir sahibi komşumuzu tuttu. Yaş bana mı geldi? 89, 90, 4 yaşında anlamıyor musun? Ama hatırlıyorum vallahi. Vallahi hatırlıyorum da işte kutçuydum diyorum. Niye desen şöyle bir şıkkı sedirler vardı. Sonra Ömer'den en iyisi buydu herhalde. Allah ben uyanmamışsın demek ki. Nasıl hatırlıyorum? Vallahi hatırlıyorum Serkan. Ben hatırlamıyorum. Ne diyordu ben hiç. 10 yaşım bile hatırlamıyorum. Serkan şeyi hiç unutmuyorum. Şöyle bir sedirli şıkkı iller vardı. Kapağı açılmış oradan girdim dibine oturdum işçiye. 4 yaşında. He kalksın diye bekliyorum. Kalksa birisi de gitsem diyor. 4 sene durduk. 5 sene eve geldik. Buna geldik. Sonra Fatma de böyle dönerken dönerken apam dedi. Böyle tüyler bir ürperdi. Aman felanımın kızı dedi, ben de seni üç harfi belledim dedi. Namaz kılmış herhalde, ezan okulunca kapıyı da açmış, biri sokulmuş. Yir döşeydi, yir. Abi yanına yatar. Ben yanına yatmadım, ben öyle o işçiye oturdum, aynı böyle, işçik şöyle işçikliydi. Ayşana da ikisiydi. Ayşana bacı hatırlama ondan. Ondan sonra kalksa da diyor, şekerimi bir sefer gitsem diyor. Çocukluk işte arkadaşlar, hiç kalkmam olsa gider miyim, çocuklarımı da salmam. Bu sesini doğurdun. 10. ayında oldu. Evet. 93'ün 7. ayında buraya geldik biz. Evet. 4 yaşında oluyor. 4 yaşında oluyor. Evet. Vallahi iyi zeka. Ben tövbe adım. Serkan Hanım ben de bunun gibi bak. Uyanır lan bu. Serkan benim parmağım orada demir kapıya kısıldı. Bak onu da hiç unutmam. Parmağımı kısıldı mı? Ben de unutmam. Hayır o zaman da 4 yaşındaydı. Paşamımın kınasında yattım biliyorum. Teyip dayımın kınasında 7 aylığım 7 yaşında mıyım? 6 yaşında mı biliyorum? 7 aylık. Valla 7 yaşında. 7 yaşın tamam mı? Ama ben okula gittiğimde kaç yaşındaydım okula gittiğimde? 6 yaşındaydım. Bak ne dedi hoca müdür? Hoca müdür? 6 yaşındaydı arkadaşlar. Yalnız ben bunu 3 yaşına erdirdim. 3 yaşına değil yani. 3 yaşındayken ben bunu bir ay erdirdim. Hatta bir aylarda ceza vurdular. 29 günlük yazdılar. Allah'ım. Müdüre şişini verdim. Nüfus kağıdına baktı. Yadır bu daha 3 yaşında dedim, olmaz gitme, ona gidemez bu dedi. Ben dedim bu 6 yaşında dedim. Ben bunu 3 yaşında yazdım. 3 yaşındayken bir ayette yazdım. Ama ne nasıl? İyi bağırın dedi. Zekalıysa dedi şey derik dedi. Zekalısı değilse sarar geriye eve. Bir daha sene gider dedi. Bir de bu ufak tere geldi böyle. Kim aradı? Milyon. Ondan sonra yani yükselim gibi. Gitti bu. Bu da zekalısı çıktı. Böyle cugulü mugulü olurdu okulda. Böyle bir şey derdi. O kadar da açıklama canım sende. Ya seni dört dört dedi. Böyle şeyler, 23 senelerde şeylerde böyle oyun çıkardı, severlerdi bunu. Zeybek oyunlarını severdi, zeybek oyunu. Arkadaşlar eskiden şarkılarından pek iyiydi. Dindarlı giyerdi, altında hınırdı, çok güzel şeyleri vardı yani. He. Orada yapmışlar. Nerede sana taktılardı? Ya unutmam ben ona, taktıkları parayı da kendine oynadığını da orada. Vallahi birinci hep benim için gelirlerdi. Vallahi 23 sene diyeyim, hep dillerdi. 23 sene daha oynayacağım, senin için gelecek dillerdi. O zaman bile hayranlarım, sevenlerim çoğaldı. Bir elmasım var diyor o. Topraktan çiğ, emeğim çıkarım diyor. Dalga geçiyor. Vallahi sen dalga dedikten ben sana dalga geçtim abi. Yemekten çiğ, taştan etmeğini çıkarın elmasım diyor. Vallahi sen. Allah razı olsun, sevenlerim çok. Seyircimiz bacım bir ön telefon açmış. Seven herkese selam olsun. Vallahi yavrularım çok iyi diyor. Hepsine de Allah'ım diyor, şeylik vermiş diyor yani dört dörtlük diyor. Allah'ım herkesten razı olsun. Kendi emeklerimizle, çabalarımızla. Ya Allah'ım dedim, hepsi iyi dedim. He ne var? He diyor. İyi diyorum yani. Yani. Yani şey yok. Yok. Öyle dedi. He demek tamam demek yani. Evet tamam demek. Evet bizim yani. Arkadaşlar babamın şeysini ben çok çektim. 3 yaşımda ya 3 yaşındaymış mısın? 1 aylık yazdım. Ben 3 yaş 3 aylık belli oldum bak. Ondan sonra ben evlendim. 17 yaşında nişanlandım. 18 yaşında anne oldum. 18 yaşından 3 yaşı çıkınca kaç oluyor? 15 yaşında daha orada da ceza yiyecektik. Sen çocuksun nasıl doğuruyorsun değil. Orada da başım belaya girecektik. Babamın şeysine. Şeyler neyler? Doktorlar toplandılar. Bunun kemik testi yaptılar da yoksa bize de ceza yiyecekler. Aynen valla bize. Siz de. 15 yaşında çocuk sattım diye. Ondan sonra kemik testinde 17 yaşına çıktı da kurtuldum.
Estağfurullah. Vallahi Esra öyle bir anımız oldu. Siz de çıkmaz oğlum çocuklarınızı küçük yazdırmak. Nasılsa kaç ayda doğduysa. Doktorlar bir heyet girdi. Bunun dişine baktırır, onundan kemiğine baktırır, ondan sonra çıktırır. Evet canım, çıktı. O zaman biz kaçta bilmiyorum, para cezası bilmiyorum diye üçüne bildiydim ben. Türkiye'ye, İlke'ye, Derman'a, Hasan Yoğdu zaten. Bunlar okula başlayınca yazdırdık biz bunları. Eskiden yazma demiyordu. Bak ben Hasan'ın doğduğunda annem şu dalımız, elma dalımız vardı. Orada doğum yaptı Hasan'ın. Ben onu da hiç unutmam. Babam koyu ortadaydı. Bak burada geldiğimizde 5 yaşında mıymış? Aramızda 5 yaş var. Yok 5 yaş var aramızda. Tam 5 bitince mi geldik? Çünkü Hasan'la 5 yaş var aramızda. Bak onu da hatırlıyorum. Evde annemim gibi Arzalar, Mustafa'ların evinde otururdu. Babam oraya kadar koştum oğlumuz oldu diye. Bu da ellerine zepse meyve doldurdu. Sevinciyle geldiydik ikimiz. Anne. Arzalar Mustafa 96'ydı sene. Öyle mi? Sene. O zaman Hasan bizim şeydi bebek hocam. Doğurkanımızı okula yazdırdıklarında kimli iyi oldu? Ne istiyorsun? Kimlikli yani? Okula yazdırdı. Müdür tanıyordu. Kimlikli oldu. Bizim o şey çıkınca. Oğlumuz o bir yapıştırdıydı. İlkokul çıkınca emez. Ondan sonra kimlik çıkardı diyeyim ben bunu. Kaç yok Serkan? Benden 3 ay küçük. Senin gibi 86'lı yazdı Doğukhan'ı da ceza yatıracağım diye. 85'li benim gibi 86'lı yazdı burada. Neden öyledi ya? Bizim yaşlarımız. Okula gidiyoruz. Çoluk çocuk kimlik yoktu. Bir gün de İbrahim Efe'ye anneme kodum arkadaşlar. Bu neye gittim ben çalışırdım burada kana. Benim annem çok avuttu benim İbrahim'i. Temizliğe de gittim. Ben ondan severim canlı yediğimi. Ekmeğe de gittim, çapıya da gittim. Burada günlükçülerimi de kendim bulurdum yamaççı. Anneme koydum bunu unutmuşum eklediğini. Şu demir var, bir kıvır, ha o mavi demir, gösterir anne, daha yukarıda. Yukarıda işte ya. Onun kulpu şurada kızmış yana yana. Pek ezber doğurdum. Soba pek yanmış. Beni çağıran oldu, ben de bunun geleceğini çabarım onunla, çabarım. Demiri değirmiş korumu burasına. Daha yediğim ekleyiyordu. Bir olacaktım saçını korumu. Allah esirgemiş, bebeğini yakmamış arkadaşlar, şu kaşıyla kirpiğinin üstünde yürü. Şöyle izi çıkıvermiş. Durmadan durmadı ki. Yok daha yeni yemekleyiyor. Pek mazlumadı baba. Yanım boş yedim. Baba bebeğim pek mazlumadı. Nasıl yavruyum diye sevindiydim valla. Hastamım diye böyle dirdi. Bir ağlasa da sesini duysam nasıl mazlum çocuğun var dirdi. Sonra da sonra da durdu. Yazmayayım bunu. Mantı kestik bir gün. Akşam da annemin karılasında uyudu şu evde. Ebemdik rahmetli, hiç ağlamadan ama oğlum da ağlasın hadi sesini duysak dedi. Ne yapacaksın ebeğim, işimizi korayalım dedim ben de. Ondan sonra da İbrahim durmadı, getirme bunu elmasım dedi. Sen gel de bu gelmesin dedi. Çocuklarım getirme dedi bunu. Ay rahmetli ebem gibi. Ben de arkadaşları götürmem, tutalanmasın diye. Elmasım iş korudu, ben de ötüyorum da şöyle derim, tüvetlerin altına. Bir tane takipçimiz yazmış baba. Leyla teyze hüzünlendiği zaman sus demeyin, siz hüzününe gidersin diye. Hayır anneme demeyecek gayrı. O şiisini yaşamadı ben iyi biliyorum diye yazmış. Ben de okudum biliyorum. Okudun mu? Sus demeyin diyor. Susturuyorsunuz. Tamam kötülüğü için susturmuyorsunuz da diyorlar. O şiisini yaşasın yaşayamadı o şiisini diye yazmışlar. Üzüntüsünü. Ben de arkadaşlar 3 yaşında çocuğun... Üzüldüm gitmedi seyircilerim hiç gitmedi. Köprü ağlamayı boş ver ayırıyorum ya. Bak babam kendisi sordu. Köprüde 3 yaşında kan çocuğu bizim eski evimizin orada da böyle aharsu giderdi. Bayağı şöyle vardı ama şöyle. Köprü böyle canım. Vardı. Su giderken çağlardı. Ağanın içinde balığını yapardı. Eskiden bizim koy her tarafıydı ama şimdi bitti suyu. Her taraf şey oldu. Çöl oldu. Annem Ulan açın Çeşi'ye gitmiş böyle tahla günlüğüne gitmiş. Benim büyüğüm bizim eve gelen abim de 6 yaşındaymış imiş. Dedem varmış. Dedemizi mesela bilmiyorum ben. Aziz dedem varmış imiş. O da kahveye mi dükkana mı gitmiş. Bizi koymuş iki çocuğu. Birimiz 3 yaşında birimiz 6 yaşında. O zaman böyle donum pantolonu da bulacağım. Eskiden heraca diyorlardı. Heraca giydirmişler. Odamızda bir kaki var. Şöyle şey. Saç. Şu önde. Oradaki suda köprünün üstüne çıkarmışmış böyle yani. Şöyle yengirmişim ben. Eskiden her yere ibubuk oynarken fazla yengirmişim. Nasıl böyle dönmüşsün? Ayağım ters gelmiş böyle. Düşmüş İbrahim. Benim şeye bu heraciye su vurduksa
köprü yalan söylemeyim yani 16-17 metre vardı böyle. Koca bir yolu bizim Seder İştekin orada köprü. Şiir, cahiyen kendilerin bahçesi hariyelerin hayatı, sihtin harımına doğru. Orada da bizim komşu vardı, Necile Bacı dedik. O da eğer işitiyor, sana da selam olsun. Önce Allah bana beni kurtarmış. Vesile o. Yani, o görmüş. Damdan o da kapıların önünde kulüp varmış. Beni oradan düşün, görünce köprünün içinden geçmişim ben. Ötene gidiyormuşum şimdi. Kimse görmedi, o görmese. Bir tane çocuk öldü öyle. Ondan sonra oradan atlayıyor kulüğün üstüne. O parak geliyor, ben okyana geçmiş gidiyormuş musun? Beni düşüyor şöyle bir ters çeviriyor, ağzıma bir kova su çıkmış. Karnımdan dolmuş böyle. Öldürmüşler beni. Aman. Getirmişler eve yatırmışlar. Annem de atından Çiğden geliyormuşmuş. O Yasun'un arkadaşı o ne o? İtizam turnu var ya, onların yanım orada. Halden mi getiriyormuşmuş? Orada birisi demiş kadına böyle boşluk az yapmış. Hani kadın da bari Çiğden geliyor demiş olmadan. Oğlu düştü, köprüden düştü de öldü demiş. Aman. Öyle deyince annem dur da bineyim de, dur da bineyim demiş. Yani o da gelmiş bir şey. İşte. Eve gelmiş bakmış, bende soluk var. Allah'a gitmiş yani. Vahşiğimiz gitmemiş vademiz. Ölecek lan. Böyle bir daha neler görecek işte. Şeyh abacımın bahçesinin kızı öldü ya. Aynı yerden. Aynı yerde. Çocuğun bir yerlerde varmış mı koymuş gibi. Su varmış biliyor musun? Kar gibi soymuşlar, yatırmışlar çocuğu. Yes. Sürek gibi üstüne getirmeye... Olmadı şiirle. O da şiir, Elmas o şiirden kalmış. Şehit oluyor bu oğluncuda. Allah'ın şiirde. Şehitliğe dalları var ya. Yandın. İsa'dan ölemiyor. Onun içinde taşlanmış, taşa takılmış o. Çocuk ne? Bir de suya azmış o çocuğun, su azalmış. Nasıl ellerine varmış? Bizim küçük oğlundan beni yine diyemeden beni götürmüş. Allah. Ha bitti lan bu çocuğu, oğlu öldü. He o da öldü. Şeyin, Nilan'ın bacısı şeyin... Neniz diye bacısının oğlu öldüler imanım. Koca Dölle'nin torunu. Suyuna gitti özde. Bizim orduma çok geliriz. Ay böyle şeylere ben çok üzülürüm arkadaşlar. Babam çocukluğunu anlatıyor. Ben hani hinç olmuş gibi acıdım, üzüldüm. O rahat geldi vallahi ta. Nergiz o halan adam. Sevdalan'ın orada koplu ne var o koca suyun orada. Bizim arkadaşım Recep Gül'ün evi var orada yıkılan evleri. Evet biliyorum. Yukarıda Hüseyin Koca Bey'in bizim okulu hocası var. Onun oğlu bu İpek'im kadar, daha, bundan daha az bak. Oynarken düşmüş kanala, koca kanala. Giderken Recep Gül'ün evinin altında Recep koymuş, tutmuş çocuğu. Allah Allah. Senin gibi o da orada tutmuş, çıkarmış. O kadar koymasa gitmişmiş. Yani. Şey, yani, onda Recep koymasa taşıya gider. Suyum içine düştü ya. O da bu oldu. Ozularına kalmadı, oranaya dolanmışmış ya, bak beni. Bak su gelir de. Ezerde su vardı. Bizim koyun her taraf suydu, her taraf. Evet. Sizden bize gelebilir. Ben de iyi hatırlıyorum. İnar Mahallesi'nde oturdu babam ki. Biz Kuvalan'dan evim gibi hayatını sulardık. Çocuğuduk ya. O aynen şeyi demiş koyun mahallesinde nasıl süpürürdük hep sırayla. Oradan Fahri Bacık'ı sulardı. Oradan öteye şeyle Dursun Alam gibi biz. Bunlar şey çamaşırları ne orada yıkarlardı şeyle? Çamaşır orada yıkardı. Ondan sonra bahçemiz vardı oradan sulardı. Malların tersini oradan sulardık. Yapalım diye, kurmasın diye. Bu annem gelin yerine aldı, kocaman ak vardı bizim. O betona bakmıyor, önceden kocamandı da. Bir su gider mi? Her şey değişti, her şey ecit mecit oldu. Hiçbir şey insanın bizi yapınca. Öyle böyle. Bizim sular sizi bana giderdi işte Serkan. Sonra kanal yaptılar, sular israf olmasın diye. Kanal da bitti bu. Susuzluk geliyor galiba. Yok, Pınar başına var ya. Pınar başına suyun kaynadığı için Çin'den balık tutardık. Balamı nasıl balamı doğururdu? Fıramızda torba sardık. Mesela tamam kaygolunu öyle aşmak için kuruttular diyelim. Öte taraftan niye kuruttu? Hasbebekli'nin evinin arka tarafları hep kuruttu. Kömürgenler sudan çıkamazdık ki kömürgenler. Şimdi orada da kuruluyor. Evet ki, evet bir ağaçlar yok ki. Eskiden kar yağıyordu. Eskiden ben iyi biliyorum 1,5-2 metre kar yağdı. Ne kızı. Yürüyemezdik biz için okula. Hala hiç kışa girdik daha kış gelecek. Sen yolların hiç okulların tatil olduğu evvel hep okulda tatil olurdu kışın. Öğretmenler. Gelemezdi. Aksaray'da otururlardı bizim. Sabahına bir kalkardık, 1 metreden fazla kar her gün. 3 gün, 5 gün okul kapanırdı. Şimdi kapanır. Şimdi azıcık kar yağdan yine kapatıyorlar da eski karlarda yine bu kadar kapanır. Bir gün benim İlhamacım gibi Kur'an kursunda şey diyor, laf laf açıyor. Okuyor, ben de küçüğüm. Yine 12-13 yaşında varım ya. Kafam neyim açık, şu babam gelin evinin hemen arkasında da kavaklığımız vardı arkadaşlar. Söğütlüğümüz vardı. Orada ben poşetine esbaplarımı koydum. Daramı, şampuanımı, kıyafetlerimi kaçacağım. Kur'an kursuna kaçacağım. Bu sağ mı olur benim? Ben de çocuklarıma
Ülkeler okutmaz sen diye, küçüksün ya. He. Gitmeliler diyeyim, sen de gideceğim diyeyim. O hiçki şey gibi şanslı değil, hiçki can atantır var. O zaman da tek bir Arif emmi vardı, Aksaray şeysi, minibüsçüsü. Arif emminin otobüsüne bindim, gittim. Gördüm seni. Diyor, Tilda, diyor da annem beni, gide gittim, hele ki gitmişsin. Kur'an'ım orada öğrendim, hiç her duamı bilirim. Onlar sanma diyor bizi burada durdurmaz diyorlar ikisi, İlkay'la Derman. Ondan sonra dur diyeceğim, ona vardım arkadaşlar, ben bacılarım var diye seviniyorum ya. İlkay abla beni hiç görmemezlikten geldi, hiç kardeş gibi davranmıyor. Bu sefer daha da ağladım, annemle babamı özledim diye. Geri gelecek. Geri geldim. Ama nasıl dualar öğrendiydim. Kur'an da orada ya öğrendim. Tabii canım. Rahmetli dedem de şuradaymış bir aralıkta. Ondan sonra bana şiitti, ıcık ne öğrendin oku bakalım bir diye. Icık ona öğrendiklerimi okuduydu, biliyor musun baba? Kur'an şiisini severdi, okuyor diye. Bize çok okusun diye çabalata bilemedik, isteyeceğin Cenab-ı'yla. Sabah ezeni kaldırdılar iptalim namaza. Ondan sonra yatma yok, dişlerini fırçala, kahvaltıya otur. Abi yaşıncı sen nedir, vallahi yanacağız. Annem Zobya'yı yakacakmış haberimiz yok. Elmas'ın üşüdü diye yattın da. Bizim eski mahallenin dar elmas 8. 9. aya kadar o mahallede kar olurdu, kar. Damlar kurulurdu baba, satıyordu ya. Bizim cennet mahallesi. İki mahallede yolu ortaya kurulur. He canım. Biz o bizim babamın evinin üstünden o karın içine atlardı. 2-3 metre kayırırdı. Şeyde öyleydi, inarda öyleydi. Eski birbirine bitişik olduğundan. 8-9. Aydan vallahi biz kar olurdu bizim mahallede. Var ya bizim orada da bak. Hacı Bey'den gelen kuyusu vardı. Oraya bu aslanın karını kurulurdu. Yazın ağalar ekene de kar illerdi. Vallahi bak kurtlanmış ben bilirim kurtlanmış. Şuna bilmez. Havalı bence erkeği götürdük oraya kurtlanmış kara kara kelleler var. Karın içinde burada olur mu? Portakal kabuklandı da babanın üstüne koymayı çok güzel kurtuluyor. Soğukta yaşayan burada var. Ne sıcakta var. Soğukta getirirler. Adana'da satarlar işte bu Hasan Dağ'ın orada. Ya. Kurtuluyor kar. Buzdolabının bile kurtu olurmuş. Biz bilmiyor. Valla nasıl işi dedik öyle böyle nasıl kış olurduk. Valla şimdi kış ne yok. Ben de yeni geri geldiğimde. 200 sene önce bir yağdı öyle. Tam var. Öyle demiş. Ben çok veriyordu. Kepçe açıyordu, arkasından geri kapatıyordu. Bir de buraya adı Selam. Biz buraya çıktığımızda 90 kaç yıldır? Hasan Bey öğretmenin bayramıydı. Süleyman Hanım düğünü olduğunda. Senin gittiği bu. Buramızda kaldı. O gün beni orada. Para yemek ne demedi? Sultan koşun yetmeyen. Sultan da yapıp da ekmek gittik. Burada annemin tanrı evinde. Dobaya komur bastık. Camiye Cicmen'e gittik. Buramızda kaldı. Cicmen üstünden geçti kar. Baba bir kere biliyor musun? Benim şurama geliyordu şey araba çıkartmaya. Lise 1'e mi gidiyordum? Özlem bacımın kocası askere gittiydi. Özlem bacım da yukarıda evde kalırdı. Yalnız iki çocuğunu. Ben günlük mektup okurdum orada. Akşam eve gelirdim, karnımı doyururdum. Annem bir şeyleri hazırlardı. İşte çocuklara bazlama çocuğu. Ağlarım doğru ta oraya. Sevdalan'ın köprünün orada kalıyordu. He, biliyorum. Oraya, şurama kadar kar. Böyle gömüle gömüle. Mesela çok olurdu. Sabah geri kalk okula, okuldan geri karnı doymaya ve akşam oldu mu bir Özlem bacım bile. Yekçiydik yatmaya. Anne ben de bir ara şurama kar geliyordu bizim o köşede. Evet. Bu ağzımın şurasına geliyordu. Kışla çok çetin olurdu öyle. Şimdi o yok yani. Yok. Bir 200 sene önce koydum ben öyle bu karı. Ben de. Bir de çocukken koydum başka hiç koymadım. Ben bir kere koydum. Bir de biz Cezayir'e gittik Arabistan'a kar ya. Öyle diyor. Bir karara şöyle bir saat beyazlaşıyor. Ne bileyim ben öyle oluyor. O ekran öyle olur. He Serkan o gittiğini de biliyor. Ben Hasbebem Gildeydim. Arabistan'a kar yağmadı. Geliyor biz diye. Yağdı mı lan? 40 senede bir yağdı. 40 senede bir. Arabistan tarafına. 40 yılda bir yağarmış. Biz buradan gittik. Arabistan'a gidiyor. Kıştık, götürmedik. Biz gitmedik. İyi çalışıyorduk. Aradan bir ay geçti. Bir kar yağdı. 1,5 metre. Değil mi? Evli baba, miydik? O... He? Sen gidince pek durmazsın da onun için bir ay neyse. Bizim... Yo, üstümdürüp bir geliyor. Vallahi durmazdım. Burada var ya. Kız Mayıs'a... gitti de mesela bir burayı değildi, ikili geldilerdi. Hiç durmadılar. Mayıs'ın 13'ünde kar yağdı. Başka Rusya orada. Biliyor musun Mayıs'ın 13'ünde kar yağdı dedi. Kayışlar şöyle şöyle oldu. Rahmetli babam ameliyat olmaya gitti İstanbul'a. Ben onun yanına gittim. Kayışlar şöyle şöyle oldu çağlarla. Çağlar yiyeyim pek severim. O kadar yeme dedi, böğüncük yedi. Bunda soğuk aldı. Gitti. Ben geldiğim kararmış. Hiç bir tane kalmamış. O da kaç gün, 3-4 gün durdum. Ben gittiğim gün kar yağmış. Keşke demek bir sayıda. Ayrıca konuşuyordum, 5. ay 13. Aynen, tıkal. Ben sevmezdim ya. Şile ne koca, cevizlerin ucu koca koca oldu. Hatta ceviz de bak, sonra da işçiydi, açılır ceviz, uyanır. İnşaata var yok, kapı yok, pece yok.
10, 1,5 metre kalk. Bizim kalvada pek yalnızdı. Şantiyede 400-500 kişi vardı. Bizim 30 kişiydik biz ekip. Biz işe çıkarırdık. Herkes yatardı. Biz çıkardık. Lan kocuk yok sırtında. Mont yok, mont. Arabistan'da adam montu ne yapacak? Kışlığımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Don yok orada. Kapı yok. Eski çiğden takmışlar. Ağaç çeçe olurdu ya. Onu vallahi kırıyorduk. Ellere basınca doldurur. Isın, bir şey yok. Dikili yok orada. Allah Allah. Oğlum dedim, sen bizi ne getirip duruyorsun dedim ya. Bizden başka o deli var mı dedim. Bakar şu 500 kişinin içinde 30 kişi mi var? Bilmem anne. Şaban'ın çöp arabasını kaçırdı. Bilmem çok doluyor. Gittiydi. Şeye binmiş beton kamyonuna. Şaban çöp kamyonuna getiriyor ama aynı onun gibi. Harç getirmiş ondan bize. Onda. Ulan dedim bu tüm kavga bozuk herhalde bunun. İyi doğmuyor mu ya? Don. Makineden indi şuraya döküyor. Kuryanın atacağımız işçiler. Kuryanın 5. kata çekecek demiş. Bu ayda. Bu ayda 5. kata harç getirecek demiş. Sizin menü de vardı. Harcı döktü. Fiz gülü yok şimdi dedi. Lan sonra doğacak. Ondan sonra kamyon gitti. Kurya doluyorlar. Harç kalkmıyor. Doğmuş kolda. İçinde ısınır. Harcın içinde su olur. Karın içinde su yapılır mı? Ama şu video kapanmışız bir yaparım. Sevgili takipçilerimiz hayırlı akşamlarınız olsun. Biz de bu kadar biz içimizi döktük bu yön size. İyi oldu. Eskimi kararladık. Ölmüşler ağzı. Bir çocuğun mekanı cennet olsun. Sağlıcakla kalın. Emre'nin adı neydi ki? Serap mıydı? Evet. Burada da Serap'a selam olsun diyorsun. Eskilerden anlattığı eskilerini anlattık. Evet anlatıyor. Çok da anlatacağımız anlatma o işte. O merak etmiş bir şeyle teyze kaynaşına kalmadın mı beraber? Kaldım kaldım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok hoşça kalın. Kaynanın yanında kaldığımızda biz hiç yatmadık. Merak ediyormuş. Bir tane de onu anlatalım. Bir tane anlatalım sana. Yormaları, çapaları, emnekleri. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Her şeyleri de gittik, her şeyleri de yaptık.